Bakan Işıkhan açıkladı. Şimdilik 47766 emeklinin maaşı kesildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sahte sigorta yaptıranların tespit edilip cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Ayrıca Işıkhan, 47766 emeklinin de maaşının kesildiğini söyledi. SGK son dönemde denetimleri arttırdı sahte işyerleri ve sahte sigortalılara yönelik sahte sigortalılık ve sahte iş yeri takip platformu üzerinden yapılan denetimler sıkılaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yapılan denetimler hakkında bilgilendirmede bulundu. 1407 iş yeri sahte çıktı. Çalışma Bakanı'nın verdiği bilgilere göre, 1407 işyerinin sahte olduğu tespit edilirken, 47.766 kişinin de sigorta primlerini sahte işyerleri üzerinden yatırdıkları ortaya çıktı. Cezai işlem uygulandı. SGK, sahte sigortalılığı en ciddi usulsüzlüklerden biri olarak değerlendirdi. Sigortalı çalışanlara, prim ödemeleri karşılığında emeklilik hakkı tanınıyor, ancak bu hakkın kazanılması için kişinin filan çalışıyor olması şart. Çalışmadan sigorta primi ödeyenler ise SGK mevzuatında kabul edilmiyor ve tespit edilenler için cezai işlem uygulandı. 48 binası kişinin ödediği primler iptal oldu. Denetimlerde sahte sigortalı olduğu belirlenen 47.766 kişinin ödemiş olduğu tüm primler iptal edildi ve bu primler iade edilmeyerek SGK'nın geliri olarak kaydedildi. Sahte sigortalıların prim gün sayıları düşürüldü. Emeklilerinde maaşı kesildi. Ayrıca emekli olmuş kişilerden sahte sigorta yaptırdıkları tespit edilenlerin emeklilik hakları iptal edilip maaşları kesildi. Bu kişilere bugüne kadar ödenmiş tüm emekli maaşları ise faiziyle birlikte geri talep edildi. Aldıkları tüm maaşları SGK'ya ödeyecek. Sahte sigorta yaptırdığı belirlenen emeklilerin maaşları kesildi ve emeklilikleri iptal edildi. Bu kişiler aldıkları tüm maaşları SGK'ya geri ödemek zorunda kalacak. Ödemelerini yaptıktan sonra eksik prim gün sayılarını tamamlamaları halinde yeniden emekli olma hakkı kazanabilecekler. Bu eksik prim gün sayıları aktif olarak çalışarak, borçlanma hakları varsa borçlanma yaparak veya isteğe bağlı sigorta primi yatırarak tamamlanabilecek.